Kaçırıp biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Uzun zamandır bir online sacker manager videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere epey zamandır online sacker manager oynuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntımız vardı. Biz online sacker oynamamıza rağmen çok fazla yusun paylaşmıyorduk. Bugün ana kanala böyle bir şey paylaşmak istedim. Amerika Birleşik Devletleri B'den başlıyoruz. Ama bize tabii ki de onun dışında Avrupa lazım. Avrupa'da Karadağ Ligi Rudar. Ee, başka başka tamamlamadığım var mı galiba tüm ligleri buradan tamamladık. Bugün arkadaşlar Türkiye 2. Ligi'nden başlayacağız ve hatta Türkiye 2. Lig B var mı? Türkiye 2. Ligi 3. Ligi var abi. 3. Lig B'den hiç kupa almamışız değil mi? 3. Lig B'yi oynasak fena olmaz aslında. Ankara Demirspor var. 24 Erzincan var. Adıyaman Spor var mı? Abi ama 1954 olsaydı fena olmazdı. Eskişehir'in hedefi 9. Çok ilginç Eskişehir'le başlayalım o zaman. Şimdi 2 gün 22 saat 42 dakika var. Bu liglere geliniz arkadaşlar ve yakın zamanda lig kuracağım. Bundan da bahsetmiş olayım. Rudar gibi bittiği zaman ana hesabımdan yakın zamanda lig kuracağım. Bana buradan mesaj atmayınız. Bana Instagram'dan mesaj atınız. Instagram'dan cevap vereceğim. Esparta 32 bizim eşleştiğimiz takım. Hep genç oyuncular var. 27'lik oyuncuları hemen satayım abi. Çok genç oyuncuları var. Çok. Berkay Tahir ki zaten kadronun tamamını neredeyse değiştireceğim abi kadronun neredeyse tamamını değiştireceğiz. 37 yaşındaki Sezgin Coşkun o da gitsin abi. Hemen antrenman kampına gidelim. Antrenman kampı diyorum ya. Stadyum seviyemizi bir genişletelim abi hemen hızlı şekilde. Ne kadar hızlı geliştirsek bizim açımızdan da o kadar iyi. Bakalım bugün neler var neler kullanılabiliyor. Şu an bir etkinlik yok. Etkinlik olmadığına göre hızlı şekilde 17-16 yaş aralığındaki oyuncularımı geliştireyim. Ee, en azından satsam bile çok iş görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama buradaki 53 abi 18 yaşında ama değerine bakar mısın? 17 yaşında ama Değerine bakar mısın? Çok iyi. Bu lige gelmek isteyenler Ligin ismi neydi? Türkiye 2. Ligi herhalde. Başka menajer var mı? Galiba bir tane daha menajer var. Selercan diye bir menajer var. Kendisine şimdiden başarılar diyorum. Biz de Ayaz Gökhan e, tagıyla girdik ve diğer lige başlayalım abi. Burada da yeni bir lig. E, Türkiye 2. Lig'e başlamıştık. Burada da prestijli bir ligle mi başlasak? Buradan başlasak fena olmaz değil mi? Abi hiçbir takım alamıyor. Burnley'i alsam. iki günümüz var. Hadi Burnley'i aldık ki bu lig tamamen doludur. Ya yani %90 doludur yani bilmiyorum ama Burnley'i aldık şansımız. Umarım ya ver gider. Umarım iyi bir kadro kururuz ki. Abi Premier League tamamen dolu ya. Premier League tamamen dolu. Hani diğer lig kuracağım için aslında onun açıklaması gibi bir şey oldu ama. Şuradan ne kadar oyuncu satabiliyorsanız satın abi. Hiçbir işime yaramayacak. Barnes işte vesaire vesaire. Satın ki işiniz görülsün abi. Takımınızda oynatacağınız oyuncular varsa. Burada mesela McNeil oynatılabilir mi? Oynatılabilir. Kaleci şu. Biraz daha defans genç var mı? 20 yaşında Collins var. Ve burada da Westwood orta saha oyuncusu yok bu arada. Çok ilginçtir ama harbiden orta saha oyuncusu yok. Sponsorlarla uğraşmayacağız. İngiltere Premier Ligi tamamen dolu. E, menajerlerin 9-9-9'lar baya var. Çok çetimillik olacak. Çok çok zor maçlarda bizi bekliyor açıkçası. Bilmiyorum lig yeni kurulmuş zaten. Bu ligye de okey dedikten sonra San Jose Earthquakes. Amerika Birleşik Devletleri rakibimiz. E, hissin Dinamo. Dynamo. Yani Houston Dynamo'dan kadro çok çok daha iyi. 4 3 bir dizilimeli çıktım ve bakalım nasıl bir mücadele ortaya koymuşuz. Araplara genelde şansım tutmuyor. Ki aktif menajerlerden bir tanesi ki iki tane pozisyona başladılar. Biz de iki tane pozisyona başladık ve çok da sonuç elde edemedik. Pedro Geronel. Uzun zamandır online soccer menajer oynamıyordum arkadaşlar. Ve ilk olduğu Bright White. 5-6 pozisyon kaçıran bir hissin Dinamo'dan bahsediyoruz. Keşke 4-5-1'i dinlemiş olsaydım. Sanki daha çok yararım olacakmış gibi hissediyorum. Akken Yuel. Hadi abi bir tane atmam lazım ya. 1-0'a okeyim abi. Yani 4-5-1 maçı daha çok kitliyor. 4-3-1 değil. Hadi abicim. 90 dakikada 0-0 bitti. İyi bir sonuç mu? Değil bana göre. Daha deneyimli bir mürece. Yani puan o kadar ki benden yüksek diyelim. 4-3-1 oynamışız 10. O 4 3 oynamış. 4-3-1 çok da iyi bir sistem değil ya. Hedefimin içinde miyim? İçindeyim. İçindeyim. Burada bu arada ha. Şimdi ben bir galibiyeti alsam 10 puan yapacağız. Değil mi? Aynen 10 puan yapacağız. Zor maç ya. Dallas'la oynayacağız galiba. Real Salt Lake'le oynayacağız ki Salt Lake puan alan bir diğer ekip ve aktif şekilde menajer aktif oldukları zaman arkadaşlar işimiz daha da zorlaşıyor açıkçası. İşin gerçeği bu. Şimdi oyuncularımı hemen antrenmana koymam gerektiği için şunları hemen şöyle koyduk abi. 4-3-3'e dönebilir miyim bilmiyorum ama Real Salt Lake takımı benden çok çok daha iyi diye biliyorum. Real Salt Lake'e bakın kadro değeri. Yani 6.7 milyona 4.9 milyon bu maçı kitleyebilirdik ama şu 3 puan bizim işimize çok yarayacaktı ya. geriye gidelim abi. 3 puan 6 9 puan 8 puan yapacaktık. Vancouver'un üzerine çıkacaktık. Cover, Wild Whitecaps ve bu ligde her şey olabilir. Bir anda en alt dibe vurabilirsiniz. En üstlere de çıkabilirsiniz. Zor bir lig olduğunu bahsetmek isterim ve Rudar. Çok kritik maç. Çok 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 çok. Kadro dizilimi yaptım. Iskra'ya karşı net bir galibiyet almamış şart. Kim menajeri bugün bana mesaj atmıştı. Allah'ım. Tüm mesaj atmıştı. Cevap veremedim ama Zuki işte golü bulduk. Bir tane daha bulmam lazım ya. Bir gol daha bulmam lazım. Hani kadrom 12'den çok çok daha iyi. 3 puan şart abi. Bu doknosun üzerine çıkmam lazım. Ki bu ligi tamamlayabileyim. İkiyi de bulduk Zukiç'le. Çok iyi. Çok rahatladık ya. Harika Zukiç. İyi bir taktikle ve Iskra'yı mağlup etmeyi başardık. En bamba. abi benim oyuncularım da var ya sürekli sakatlanıyor. Sürekli sakatlanıyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok güzel galibiyet oldu Iskra. Çok rahatladık. De Deplasmandayız şimdi elimizde oynayacağımız için. En azından bir puanla bile yırtabiliriz. Rakip kim olursa olsun güzel, güzel bir galibiyet oldu. Çok güzel bir galibiyet oldu. Deplasman da 4-3 B, 4-3 B. Sonuçlarını merak ediyorum çünkü bu Dognos'tu. Puan kaybetmesi lazım. Bu Dognos Suzjeska'ya 5 atmış. Bu Dognos Suzjeska'ya 5 atmış. İşim çok çok zor. Kaç hafta? 2 hafta abi. 2 hafta bu Dognos kimlerle oynayacak? E 14'e var eş. İki maçı da kazanmam lazım ki biri Zeta. Ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Galiba arkadaşlar bu iş bizden geçti. Maç takmine gidelim ama hedefimize ulaşamadık gibi. Zeta var. Bu Doknos önemli ya. Bu Doknos ama evinde oynuyor abi. Jezero ve Mornar'la oynuyor. Hadi Jezero, Mornar. Çok iki zor maç oynayacak. Jezero ve Mornar. Abi. Her şey gebe. Yemin ederim. Her şeyi gebe. Bizim maç takviminde diğer maçımız kim? Çok merak ediyorum. Ve Petrovac. Hadi Petrovac'ı yendim 17 yaptım. Bu Doknos'un 0 çekmesi lazım abi. 0 çekmesi lazım. Eksi 6 eksi 14 varaj. 0 çekse ortalama 2 farkla yenilse eksi 10 varaj eder. Ben eksi 14'üm. 5 atabilir miyim Petrovac'a? Çok mümkün değil gibi. Çok zor. Bugün bir puan şart. Bugün ne olursa olsun bugün bir puan şart çok kritik bir süreç Hopalı'ya karşı oynayacağız abi. Hopalı'ya karşı oynayacağız. En iyi taktiğiniz varsa desteklerinizi beklerim diyeyim. Ne diyeyim artık. bu maçı kitlememiz lazım ya. Bir şekilde bu maçı kitlememiz lazım ama nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Hemen sakat önce Mbaba için. Ki çok uzun bir sakatlığa da benziyor. 5 maçlık bir sakatlık. Zaten işlerimiz kötüydü. Evet. Yenilikleri kuracağım. 2 gün, 3 gün sonra bekleyiniz. Burada yeni bilgi gireceğiz. Rudar'la bakalım nasıl bir lig bizi bekleyecek. Az takipte kalın. Şimdilik videonun sonuna geldik. Daha fazla online sakın menajer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın.